Zaten biz belediye başkanıyız. Şu an doğal adayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri birincil derecede önemli. İkincil olarak da siz bir eser kazandırmışsanız, vatandaş yapmış olduğunuz çalışmalardan memnunsa inanıyorum ki tekrar yani başarılı olan bir belediye başkanına tekrar görev verilir. Battalgazi Belediye Başkanı olarak birçok dezavantajı yaşadık. Bunu burada ifade etmek istiyorum. İşte 2020'de Elazığ depremini yaşadık. Hemen 1-2 ay sonrasında pandemiyi yaşadık. 2 yıl pandemi sürecini yaşamış olduk. 2022'de sağımıza solumuza bakmaya çalışırken, 2023'te işte bu çalışmalarımızın hepsini taşlandıracakken 2023 depremini yaşamış olduk. Aslında Battalgazi Belediyesi, Battalgazi'ye çok önemli hizmetler kazandırmış oldu. Biz Malatya'yı denizle buluşturduk. Sahil projesi, kentsel dönüşümlerden vesaireler, burada birçoğunu ifade edemeyeceğim çalışmalara imza atmış olduk. Tabii bu çalışmalarımız biraz böyle depremin gölgesinde kalmış oldu. Şimdi yavaş yavaş çalışmalarımızı vatandaşımıza yansıtmak istiyoruz. Battalgazi'ye çok önemli, güzel hizmetler kazandırıldı. İnşallah bu hizmetler devam ederek Battalgazi Malatya'da tercih edilen bir ilçe olacak. Battalgazi'de biz sanayi bölgesi ilan edilsin dediğimizde herkes, ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kimsenin inanmadığı iki tane sanayi bölgesini Battalgazi'ye kazandırmış olduk. Bundan sonra inanıyorum ki Battalgazi'deki hem nüfus yoğunluğu artacak, bir tarafta da insanların yaşam kalitesini Battalgazi Belediyesi olarak yükselttik, yükseltmeye devam edeceğiz. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız var, görevinin başında. Biz o başkanımıza başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun.